Hemen onun da altını açalım. Bunu azıcık, birazcık daha açabilirim. Çok narindir bu hazır satılanlar. O yüzden tek tek çalışacağım. İki tane yapsak sanırım bizim için yeterli olacak. Şöyle bir yandan. İçine yaklaşık hani erimiş hali bir tatlı kaşığı kadar tereyağından özellikle köşelere sürmek istiyorum. Şimdi içine bolca her yerine Antep fıstığı döküyoruz. Küçük bir kaşıkla ...4-5 parça kaymak koyacağım. Yine aynı şekilde toz şeker. Bu hem aynı zamanda karamelize olmasını sağlayacak. Bunları uçuca getireceğiz. Bu dikdörtgen olduğu için tam bir zarf şeklini almayacak. Ben olabildiğince olmasını sağlayacağım. Hani bir iki köşemiz birazcık yamuk olacak. Dediğim gibi kaymaklarımız sert olduğu için şu şekilde bastırıyorum. Şimdi bu kata tekrar şu şekilde elime alıyorum. Tavam zaten sıcakta. Artık altını açabilirim. Tek yapmam gereken bunu arkalı önlü kızartmak. Onun bir tarafı olana kadar hemen ikinciyi de hazırlayalım. Şimdi isterseniz bunu dilimleyebilirsiniz ya da şöyle dondurma ile tekrar sarabiliriz. Sesi duyuyor musunuz bilmiyorum. Çıtırtıyı duyuyorsunuz sanırım. Evet, dondurmalar. Şunları şöyle tek porsiyonluk. Şimdi bunların üzerine ister dondurma, ister kaymak, ne isterseniz koyabilirsiniz çıtır çıtır. Ben dondurma diyorum çünkü yeterince içlerinde zaten var. Şöyle ortalarına birer kaşık bırakacağım. Şimdi biraz da Antep fıstığı.